Arkadaşlar merhaba. Dik yamuk konusuyla yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dik yamukta arkadaşlar yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa dik yamuk diyoruz arkadaşlar. Bakın yan kenarlarından bir tanesi nedir? Şu AD görüyorsunuz tabanı neymiş burada? Dik. Biz bunun arkadaşlar ismine dik yamuk diyeceğiz. Dik yamukta en sık kullanacağımız özellik arkadaşlar diğer üst tabandaki diğer köşeden dik indirip burayı bir şu taradığım yeri bir dikdörtgene çevirip buradan arkadaşlar çözüme ulaşmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz birinci soruyla başlayalım. İlk soruda ne diyor? Bakın 4, 4, 7 ve x verilmiş. AD, DC eşit, BC eşittir x ve unutmayın arkadaşlar. Dik yamuk, yamuk hangisi olursa olsun fark etmez. Alt taban, üst tabana her zaman neydi? Paraleldi diyoruz arkadaşlar. Şimdi C noktasından ben bir böyle bir dik indirdim gençler. AD 4 ise buradaki uzunlukta ne olmalıdır? 4 olmalıdır. Çünkü bunların birbirine boyları nedir arkadaşlar? Eşit. Buradaki 4 birim uzunluğundaki parça nereye gelecek? Aşağıya gelecek. Burası ne oldu? 4 oldu. Bunun tamamı 7 idi. 7'den 4 çıkınca buraya kaç kaldı? 3. 3, 4 ne üçgeni var demiştik gençler. 5 üçgeni var demiştik. X'i bulduk arkadaşlar. İkinci soru. ABCD dik yamuk. DCAB paraleldir. CBAB diktir. Şimdi bakın bilgileri vermiş. Biz bunları aslında biliyoruz. Soru üzerinde belli. Ama yine üstünden geçmemiz lazım. Çünkü burada verilen bilgiler grafik üzerinde, şekil üzerinde bazen olmayabiliyor. DB açıortay. Bakın arkadaşlar DC uzunluğu AB'ye paralelse bunları birleştirdim. D ile B'yi birleştirdim arkadaşlar. Burada bir Z kuralı var. Bakın buradaki çizgi nereye gelecek? Buraya gelecek arkadaşlar. Ve burada ne oluşuyor bir? Aynısından burada da vardı. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani buradası 13 ise arkadaşlar şuradaki parçamızda ne yapacak? 13 olacak diyoruz. Şimdi gelelim X'e. Şimdi gençler bakın D noktasından bir dik indirirsem buraya. Buradaki parçamız X ise demiştik. Burası da ne olmalıdır? X olmalıdır arkadaşlar. Buranın tamamı 8'di. Şu yukarıdaki ifade DC uzunluğu 8 ise bu alttaki parçamız ne olmalı? 8. 13'ten 8 çıkarsa alt tarafa ne kaldı? 5 kaldı. 5, 12, 13 üçgeninden arkadaşlar x'ini buluyoruz. 12 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Üçüncü sorumuz ne diyor bakın. ABCD dik yamuk, DCAB'ye paraleldir, CBAB'ye diktir demişiz gençler. Şimdi yine bakın diğer taraftan bir dik indiriyorum böyle. Burası 90 derece. CB 6 olduğu için CB burası da 6'dır. DC 3 olduğundan arkadaşlar burası da ne diyorum? 3 diyorum. Bakın dikten dikinince aklımıza hangi kural gelecekti? Öklit. Öklit bize ne diyor? Yüksekliğin karesi tabanda ayrılan parçaların çarpımına eşittir. Yani arkadaşlar şuraya bir x yazarsam 6'nın karesi eşittir x çarpı 3. 36 eşittir 3x. X buradan kaç yapar diyoruz? 12 yapar diyoruz arkadaşlar. Şimdi x eşittir 12 ise eğer 12 AB 12 artı 3'ten kaç yapacak? 15 olacak diyoruz. Var mı problem? Umarım yoktur arkadaşlar. Problemleri soru çözümlerinde inşallah bizlere ileteceksiniz zaten. ABCD dik yamuk EAB eşkenar üçgen denilmiş. DCAB'ye paraleldir diyor arkadaşlar. DAAB'ye dik. Şimdi gençler bakın. Buradaki DC parçasını biraz uzatıyorum. AE'den gelen parçayı da E noktasından biraz daha uzatırsak bakın burada bir dik üçgen oluştu. Değil mi? Şurası 90 derece. Soruyu okumaya devam edelim. EAB eşkenar üçgen. EAB eşkenar üçgen ise buradaki parçaların hepsi birbirine nedir? Eşittir diyorum. Ne yapalım? Bakın burası 60 sayı. Şuraya kaç kalacaktır? 30 kalacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar burası 60 ise buralarda ne olacaktır? 3 açı da birbirine eşittir ve 60'ar derecedir. Yani burada da küçük bir ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Şimdi bunun tamamı 6 birimse bakın 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne oluyordu arkadaşlar? 90'ın karşısı 12. Yani bunun tamamı ne olacaktır? Şu parçanın tamamı 12. Burada bir 4 birim var. Buraya kaç kaldı? Eşkenar üçgenin bir kenarına 8 kaldı. Burada 8, burada 8. 3 kere 8'den arkadaşlar bu üçgenimizin çevresi kaç yapıyor? 24 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Devam ettik 5. sorumuzla. Burada çok iyi bildiğimiz bir kural olduğunu düşündüğü kural anlatalım önce. Neydi?
Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı bize neyi verecektir arkadaşlar? Orta tabanı verecektir. Değil mi? Alt tabanla üst tabanın yarısı bize neyi verecektir? Orta tabanı verecektir. Şimdi arkadaşlar DCAB paralel olacak şekilde E noktasından bir paralel çizdim. Bakın 11 ve 5 var. 11 ile 5'i topladım. 2'ye böldüm. 16 bölü 2'den kaç yaptı? 8. Şimdi gençler CEB iki eşit parça ayrılmış. AD uzunluğu da iki eşit parça ayrılırsa burası 6, burası 6. Bakın şurada bir üçgen var. Ne üçgeni bu? 6, 8, 10 üçgeni diyoruz arkadaşlar. Zaten bize x'i soruyor. X'te kaç bulduk? 10 bulduk gençler. Altıncı sorumuz. Altıncı sorumuzda eşit olan iki tane açı var. Direkt gözüm onlar çarptı. CDE açısıyla, bakın şuradaki açı, CDE açısıyla EAB açısı. Bu açılar eşit. Bakın yanlarında bir 90 derece var. Bu iki üçgenin ikişer tane açısı aynıysa, üçüncü açısı ne olmalıdır arkadaşlar? Mecburen aynı olmalıdır. Ve arkadaşlar bu üçgenlerin açıları aynı olduğu için aklıma tek bir durum geliyor. Benzerlik. Benzerliği hatırlarsınız değil mi? EB'nin uzunluğu x ise burada CE'ye kalan parça ne olmalıdır? 24 eksi x olmalıdır. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? DCE üçgeni ile ABE üçgenini benzerlik yardımıyla birbirini oranlayacağız kenarlarını. Şimdi çizgi açısı, bakın şurada çizgi açısı var. Karşında 24 eksi x. Burada çizgi açısının karşısında ne var? X. Nokta açısının karşısında 10 var. Nokta açısının karşısında 20 var. Bunları sadeleştirelim. 10 ile 20'yi 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsak ne olur buradan? 48 eksi 2x eşittir x. 3x 48 ise eğer x buradan 16 yapar diyoruz arkadaşlar. Bize de zaten ne sorulmuştu? X uzunluğu sorulmuştu. Devam edelim. 7. soruya geldik. Şimdi 7. soruda arkadaşlar ABC'de bir dik yamuk verilmiş. Böyle sorularda gençler soruyu genellikle eksik parçayı tamamlayamayarak hareketler yaparız. Yani bakın şurası bir eksik parçaydı. Ben bunu neye dönüştürdüm? Bakın bir dikdörtgene dönüştü. Şimdi burası 90 dereceydi. Şuradaki açımız nokta açısı olsun. Buraya da çizgi diyelim. Nokta ve çizginin toplamı kaç derece yapıyor arkadaşlar? Çizgi. E bu arada 90 derece varsa buraya hangi açı kalacaktır? Nokta açısı. Burası 90 ise eğer buraya ne yazmamız lazım? Çizgi yazmamız lazım. Bakın bu üçgeninle bu üçgenin alanları bir pardon bu üçgenle bu üçgen birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Niye? Eşlik diye bir olayımız vardı. Eş üçgenler. Eş üçgenlerin olması için arkadaşlar iki açı bir kenar veya iki kenar bir açı lazımdı bize. 90'ın karşısındaki kenarlar da eşit, açılarımız da aynı. Dolayısıyla arkadaşlar çizginin karşısında 7 varsa burada da çizginin karşısında ne olmalıdır? 7. Bu uzunluk AD uzunluğu 9'du arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz da ne olmalıdır? 9. Noktanın karşısı 9'sa burada da noktanın karşısı 9 olmalı diyoruz. 9, 7 daha kaç yapar? 16. AB uzunluğu kaç oluyor? Dolayısıyla 16 yapıyor diyoruz arkadaşlar. 8. soru. 8. soruda gençler. Şimdi bu esasında bu bir kural. Eğer bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa alt taban ve üst tabanın çarpımı yani 16 çarpı 4 64 yüksekliğin karesine eşittir arkadaşlar. Yani yükseklik 8. Bu sorunun cevabı 8. Bu birinci yöntemimiz olsun. Ben size ikinci yoldan bir de anlatayım mantığın geldiği yerden. Ne yapıyoruz? Bakın AC'ye paralel D noktasından AC'ye paralel bir yeni doğru parçası çiziyorum. Şu şekilde bakın. Burası 90 ise burası ne olmalıymış? 90. DC uzunluğu 4 ise burası da ne olmalıdır? 4 olmalıdır diyoruz. Şimdi gençler bak. Buraya 90 dedik. Dikten hangi parça inmiş? Dik. Dikten dikince biz ne yapıyorduk? Hamburgerin karesi patates kızartması. Nedir bu? Öklit teoremimiz. 4 çarpı 16 64 ise yüksekliğimiz ne olacaktır? 8 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Geldik yamuğun alanına. Bir yamuğun alanı paralel olan kenarların uzunlukları toplamının yarısı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Tekrar söyleyelim. Alt tabanla üst tabanın toplamı
Çarpı bir de ne diyor arkadaşlar? Yükseklik bölü ne demiş bize? 2 demiş. Geçtik. Bununla ilgili bir uygulama. 9. soru. Bakın 45 derece altı kök 2. O zaman bu D noktasına bir yükseklik indirelim şöyle biz. 90. Dolayısıyla burası ne yapacaktır? 45. Arkadaşlar hatırlayalım. 45, 45, 90 üçgeninde neydi? Buralar x ile dikkenarlar. Hipotenüs ne olmalı? X kök 2. Dolayısıyla o zaman buradaki dikkenarlarımızın uzunluğu ne olacaktır? 6 olacaktır diyoruz. Bizim alt tabanımız kaç gençler? 11. Üst tabanımız kaç? 3. Yüksekliği ben kaç buldum? 6 bölü ne diyorum? 2. 14 çarpı 6 ne diyeceğiz arkadaşlar? 84 bölü 2'den kaç yapar? 42 yapar diyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz. EF 8 birim, DH 9 birim. Bakın burada da yine güzel bir kuralımız vardı. Az önce de kullandık. Alt ve üst tabanın toplamının yarısı A artı B bölü 2 EF'yi veriyor. EF ne arkadaşlar? Bizim orta tabanımız. Yani 8'i veriyor. A artı B eşittir 16 mı? Evet, 16 dedik. Alt taban, üst taban 16. Arkadaşlar alan formülümüz neydi? Altla üstü topla. Yükseklik yani DH ile çarp. Ve 2'ye böl. 2 ile 16 sadeleşti. 8. 8 kere 9'dan kaç yapacak gençler? 72 yapacak diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. 11. soru. Alan ABCD kaç birim karedir demiş. ABCD ikizkenar yamuk. AB paraleldir DC. AB DC'ye paralel. Bakın burada bir dik indiriyorum. Buradan da bir dik indirdik şöyle. Burası ne diyorum? 3. 15'i sildik. 15'ten 3 çıktı. 12. 2'ye böl. Burası 6. Burası 6. 6 var. 10 var. 8. 8 demişiz arkadaşlar. Alan ABCD sorulmuş. Alt taban artı üst taban. Alt tabanımız kaçtı? 15. Üst tabanımız kaç? 3. Çarpı yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 8. Böyle ne diyoruz? 2. Ne yapacağız? 18 çarpı 8 bölü 2'den 2, 18, 9 kere 8 ne yapacak? 72 yapacak diyoruz arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Bunlarla ilgili yaşadığınız problemleri arkadaşlar soru çözüm günlerinde sorabilirsiniz. Online soru çözüm günleri zaten size şu an iletiliyor yavaş yavaş. 12. soru. Şimdi ABCD ikizkenar yamuk. DCAB paraleldir. CH diktir AB demişiz. Gençler bugün bunun alt tarafta çözüm var ama yine de biz bir yapalım. Normalde bunun kısa bir yöntem var. Kısa yöntem şu arkadaşlar. 5 ile 8'in çarpımıdır. Nereden geliyor bu mantık arkadaşlar? İkizkenar üçgende biliyorsunuz ki dik indirdiğimiz zaman iki taraftan da burası 5 arkadaşlar. Şuradaki parça ile buradaki parça aynıdır. Niye bu parçalar aynı oluyor? Çünkü bunlar arkadaşlar eş üçgenlerdir. Buradaki uzunluklar birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmalıdır. Şimdi ben buraya x dersem şu parçaya kaç kalıyor arkadaşlar araya? 8 eksi x kalır. Burası nedir? X. Alt taraf 8 eksi x ise burası da ne olacakmış arkadaşlar? 8 eksi x. Şimdi bakın. Alan formülümüz neydi? Alt taban artı üst taban. Alt tabanın tamamı kaç yapıyor? Bunun tamamı kaç yapar? Zaten 8'di şuradan şuraya kadar. Bir de x geldi. 8 artı x. Çarp artı. Üst taban kaç? 8 eksi x. Çarpı yüksekliğimiz. Yüksekliği 5 diye vermiş. Bölü ne diyoruz? 2. Bizden artı x ile eksi x götürürüz bizde. 16 çarpı 5 bölü 2'den kaç kalır? 80 bölü 2'den arkadaşlar. 40 kalır diyoruz. Bunun çözümü vardı arkadaşlar. 13. soru. ABCD dik yamuk. DCGFAB paraleldir. DAFE'ye paraleldir. DAAB'ye dik. Şimdi bakın gençler. Eğer şurada DAFE'ye paralelse zaten burası mecburen 90 derece olur. Burası 2 ise 45 45 90 üçgeninde şuradaki açılar aynıdır. Burası da 2 olur gençler. Değil mi? Burası 2 olursa arkadaşlar burası da 2 olur. Demek ki benim yüksekliğim kaç oldu? Bakın 4 oldu. Şimdi alt taban belli. Üst taban da belli. Bana da alanı sormuş. Alt taban belli. Yükseklik de belli. Bana üst taban lazım arkadaşlar. Peki üst tabanı biz nasıl buluruz? Şöyle buluruz arkadaşlar. C noktasından bakın bir dik indiriyorum. İndirdik. Peki. Burada ne olacak? 2, 2. Bakın şunlar da 2, 2 eşit oluyor.
Burada bir orta taban oluştu. Bakın burası 2 ise, burası 4 ise arkadaşlar, buradaki 2, burası da 2 olmalıdır. Yani buraya kaç kaldı? AE'nin tamamı 8'di. 2 eksiltirse kaç oldu? 6. Üst tabanı bulduk bakın. 6. Alt taban tabanı kaçtı? 10. Üst taban kaçtı? 6. Yüksekliğimiz kaçtı? 4 bölü 2 diyoruz. 16 çarpı 4 64 bölü 2'den ne diyeceğiz? 32 diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 14. soru. ABCD yamuk DCAB'ye paralel demişiz. DE 4, EC 8, AB 24 falan filan. Şimdi arkadaşlar bakın en önemli özellik burada. Alan AFED, alan FBCE birbirine ne diyor? Eşit oluyor. Arkadaşlar alanlar birbirine eşitse ne yapıyorduk? Bir defa yamuğun alanını hatırlayalım. Bakın bu şekilde bir yamuk. Bu şekilde bir yamuk. Değil mi? Paralel kenara benziyor ama sadece benziyor. Biz göz kararı şekillere karar veremeyiz. Göz kararı uzunluklara karar veremeyiz. Soruda bize ne verilmişse sadece bunları kullanabiliriz. Şimdi o yüzden bunun ikisine de ben yamuk diyorum ve bu iki tane yamuğun alanları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Peki yamuğun alanı nasıl sıfırlanır? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın DC AB'ye paralel eşitse, paralel demişse bunların yükseklikleri her tarafta nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyoruz. Yükseklikler aynı. Alanlarının aynı olması için demek ki alt taban ve üst tabanların toplamı da ne olmalı arkadaşlar? Aynı olmalıdır. Alt taban ve üst taban toplamı aynı olmalıdır. Yani ne demek istiyorum bakın. AB 24 ya gençler. AB'nin tamamı 24. O zaman şuraya ne kalacak? 24 eksi x. Benim 4 artı x ile 8 artı 24 eksi x'in toplam birbirine ne olmalıymış? Eşit olmalıdır. Kaç yapar buradan? 2x eşittir 28'den x eşittir 14 olur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Devam ettik 15. soruyla. Şimdi ABCD bir yamuk. ABDC paraleldir. AB 3 tane DC demişiz. AB 3 tane DC. DC'ye K dedik. AB'ye 3K dedik arkadaşlar. Direkt aklıma bu geldi şu an. Bakalım. Ve alan ACD bize ne verilmiş? 8 birim. Şuradaki alanımızda bize ne veriliyor arkadaşlar? Bunun alanı 8 veriliyor. AB 3 tane DC. Bakın DC'ye K demiştim. AB'nin tamamı, şunun tamamı da kaç verildi bize? 3K verildi. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane üçgen var. O üçgenleri bir göstermem lazım size. ADC üçgenini burada görüyorsunuz. Bir de şurada bir üçgenimiz var. ABC üçgenimiz gençler. Bu üçgenden arkadaşlar ortak bir özelliği var. O da nedir? Yükseklikleri birbirine eşittir. Sebebi nedir? ABDC'ye paralel. Alt taban, üst taban eşit mesafede arkadaşlar. Paralel olduğu için. Her noktasında. Peki tabanlar farklı yalnız. Tabanlar farklıysa ben alanları buradan bulurum. Nasıl bulacağım? Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. Bakın K çarpı yükseklik H neyse artık. Bakın onu da yazalım şöyle. Buraya bir H diyelim. Şimdi bunun alanı nedir? K çarpı H bölü 2. Kaçmış? 8. Benden istenen tamamının alanı. K çarpı H bölü 2 8 dedik. Tamamı ne yapacaktı? Şu ABC kaç yapacak arkadaşlar? 3K çarpı H bölü 2. Bunun alanını buradan bulabiliriz bakın. K çarpı H kaç yapar burada? 16 yapar. Yerine yazarsam 16'yı. 3 kere 16 48 bölü 2'den 24. Demek ki buradaki parçanın alanı da kaçmış? 24. 24 8 tane diyeceğiz. 32 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yazılıda falan karşımıza gelirse bu şekilde yapmamız lazım. Çünkü nereden geldiğini göstermemiz gerekiyor. Hocam yok ben daha pratik olmak istiyorum derseniz test çözümlerinde şu şekilde yapacaksınız. DC'ye K diyorum. AB'ye 3K diyorum. Bakın DC'ye K dedim. AB'ye 3K diyorum. Alan ACD dediğimiz burası 8'miş. Burayı bilmiyorum. Bakın tabanlarla alan orantılıdır arkadaşlar. Ne zaman yükseklikler eşitse. Taban K ise alan 8 de yapsak eğer taban 3K ise arkadaşlar 3 katı alan kaç yapar? 24. Yani bu gördüğümüz boşluğun alanı kaç olacakmış? 24. Bizden tamamının alanını istemişti. 24 8 daha kaç diyeceğiz? 32 diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim gençler. Sıradaki sorumuzla. Arkadaşlar bakalım alan ABCD. Bu yamuğun alanı isteniyor. Verilen bilgiler DCAB'ye paralel. Bunu standart olarak vermesi lazım yamuk diyorsa zaten. EB'ye K diyorum. Şu EB'ye K dedim. CE'ye 2K. Buraya da 2K yazalım.
Şimdi 3AB 5DC. O zaman şuna bir 5A yazarsam, buna da ne demem lazım? 3A. AB'ye 5A dedim. DC'ye ne dedim arkadaşlar? 3A yazdım. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapacağız. Bakın ne demiştik? Yükseklikler aynı olan üçgenlerin alanlar oranı tabanlar oranıyla orantılıdır. Tabanlar oranıyla orantılıdır. Ya ne demek istiyorum? Bakın. 2K'ya alan 12 ise şöyle B ile birleştirdim. 2K'ya alan 12 ise K'ya ne olur arkadaşlar? 6 oluşturuyoruz. Değil mi? 2K'ya alan 12 ise K'ya nedir? 6. Şöyle yazalım. 2K'ya 12 ise 6 katı. K'ya da ne olacaktır? 6 katı. Bunu bulduk. Şimdi olaya biraz bütünsel bakalım. Şöyle. BDC üçgenini görüyorsunuz. BDC'nin tamamı kaç oldu arkadaşlar? BDC üçgenin tamamının alanı 18. Bunun kenarı ne? Tabanı ne daha doğrusu? 3A. 3A'ya 18 ise aşağıda bulunan üçgenimizin yani ABD üçgenimizin tabanı 5A. Bunun alanı ne olur? 3A'ya 18 6 kat. 5A'ya kaç olur 6 kat? 30 olur. Arkadaşlar buraya 30 kalıyor. Bizden tamamının alanını istemiş. 30 artı 12 artı 6'dan 48 yapar diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 17. 17. soruda arkadaşlar bakın. Bir ABCD yamuğu veriliyor. DCAB'ye paraleldir. AD 6, AB 15, DC 5, BC 8 birim. Alanı sorulmuş yine. Şimdi ben C noktasından AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çekiyorum. Şimdi paralel olduğu vakit AD'nin boyu çektiğim sürede K diyelim. CK'nın boyuna eşit olacaktır. 6. DC uzunluğu 5 de buradaki AK uzunluğuna eşit olacak. Yani burada bir ne oluşuyor arkadaşlar? Bakın burada bir paralelkenar oluşur. Şimdi AB'nin tamamı 15'ti. Şu 15'in üstünü kapatıp sildim. 15'ten 5 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar buraya? KB'ye kaç kaldı? 10 birim kaldı. 6, 8, 10. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu bir özel üçgendir arkadaşlar. Pisagor'da uygulamıştık hatırlarsanız. Ve özel üçgen 6, 8, 10 üçgen dik üçgendir. Şimdi alan ABCD için bana ne ihtiyacım var? Neye lazım bana arkadaşlar? Alt taban lazım. Alt tabanı biliyorum. 15. Üst taban nedir? 5. Yüksekliğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Yüksekliği şuradan bulabiliriz ama. Değil mi? Buradan bulabilirim istersem. Peki bunu nasıl bulacağız? Çarpı h bölü 2 diyeceğiz zaten yamuğun alanı. Önemli olan şuradaki neyi bulmak? Yüksekliği bulmak arkadaşlar. Orada bir dursun bakalım şimdi. Şimdi buradaki üçgen yardımıyla şu üçgeni göstereyim. Şuradaki KBC üçgeni yardımıyla neyi bulacağız arkadaşlar? Biz yüksekliği bulacağız. Nasıl? Şöyle ki bu üçgenin alanı dik üçgen formülleri neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 veya dik üçgende neydi arkadaşlar? Dik kenarların çarpımının yarısı yani 6 çarpı 8 bölü 2. Diğer formülümüz nedir? Taban 10 birim. Yükseklik h birim. 10 çarpı h bölü 2 formülüyle ne yapılır? Bu üçgenin yüksekliğini bulabiliriz. H buradan ne oldu arkadaşlar? 48 bölü 10 yaptı diyoruz. Götürüyorum buradaki h'ı. Şurada yerine yazıyorum. 48 bölü 10. Gerekli işlemleri yaparsam 20 çarpı 48 bölü 10 bölü 2'den şu sıfırlar gitsin, 2'ler de gitsin. Cevap ne yapar arkadaşlar? 48 yapar diyoruz arkadaşlar. ABCD yamuğunda AB paraleldir DC. Köşegenlerin ayırdığı parçaların alanları alan AED S1, alan AEB S2, S3 ve S4 olarak verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar iki tane kuralımız var. Bunları göreceksiniz. İlerleyen yıllarda da yine karşınıza çıkacak. O yüzden şimdiden bunların nereden geldiğini bir anlamaya çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar DC AB'ye paraleldir. Onu bir defa vermek zorunda yamuk olduğu için. Onu söyleyelim. Bakın burada bir üçgen var. Tabanı DC olan. Bir de arkadaşlar şurada bir üçgen var. Yine tabanı DC. Farklı bir üçgen ama. Değil mi? Şimdi bu üçgenlerin alanları eşit. Niye eşit? DC AB'ye paralel olduğu için arkadaşlar. Bir defa DC AB'ye paralel olduğu için buradan çektiğimiz bütün yükseklikler aralarındaki mesafeler birbirine nedir? Eşittir. Yükseklik aynı. Tabanlar da ikisinde de DC olduğu için alanlar eşit oluyor. Bunların alanları eşit. S4 ortak bölge mecburen S1 ile S3 birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. S1 eşittir S3 yani. Buradan nereden geldiğini rahatlıkla görebiliriz. Şimdi S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'e nereden geliyor? Arkadaşlar bakın yükseklikleri eşit olan üçgenlerin
Alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Ne demek istiyorum? Şu S1'le S4'e bakalım bir. Bakın bunların boyları aynıdır. Şuradan bir dik indirirsek. Yükseklikler aynıdır. S1'in yüksekliği de bu. S4'ünki de bu arkadaşlar. O yüzden ben tabanlara bakacağım. Bunun tabanı AE. Diğerinin tabanı CE. Ne demek istiyorum? S1 bölü S4. S1 bölü S4. AE uzunluğu bölü EC uzunluğu. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar S3 ile S2'ye de bakalım. Bakın nedir? Şuradan bir dik indirseniz, şuradan bir dik indirseniz yüksekte arkadaşlar. İkisinin de yüksekliği bu çizdiğim parçadır. Bana ne lazım? Diyorum ki ne burada? Özelliğimiz neydi? Yükseklikler aynıysa alanlar oranı, tabanlar oranı eşitti. Değil mi? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bunda da AE yine ortak. EC de var. AE bölü EC neye eşit o zaman? S2 bölü S3'e eşit. S2 bölü S3'e eşit. Şimdi şöyle bir Ali Cengiz oyunu oynayalım. Bu aradaki AE bölü EC'yi sildim. Araya uzun bir eşittir yapalım ve içler dışlar yapalım. Ne oldu bakın? S1 çarpı S3 gördüğünüz gibi neye eşit oldu? S2 çarpı S4'e eşit oldu diyoruz arkadaşlar. Olay buradan geliyor. Temizleyelim, yorumumuza devam edelim arkadaşlar. 18. soru. Bakın ne demiştik? Şuradaki alanlar yani S1 ile S3 birbirine eşittir. Unutmayalım. Alttaki soru bununla alakalı. Buraya bir A yazdım. Buraya da A dedim. A çarpı A kaç yapacak? 6 çarpı 24. A kare 144 ise arkadaşlar. A buradan kaç olur? 12 olur diyoruz. A'yı bulduk. Alan ABCD'yi sormuş. A dediğimiz 12. Burada da 12 var. Yani ne yapıyor? Toplayalım hepsini. 12, 12, 6, 24. Tüm parçalar bir araya gelsin. 30, 42, 12 daha ne yapacaktır? 54 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 19. soru. Şimdi gençler 19. soruda bir parçayla soruyu bitireceğiz bakın. Hiçbir hamle yapmayacağım başka. Söz veriyorum. E ile F'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Sadece E ile F'yi birleştiriyorum. Birleştirdim. Bakın ne oluştu burada bir. A, F, E, D görmek lazım arkadaşlar. Bu bir yamuk. Ve yamuk da burası 16 ise burası ne oluyor demiştik? 16. Az önceki kuraldan geliyor. Yine aynı şekilde burada bir yamuk daha oluştu arkadaşlar. F, B, C, E yamuğu. Burası 12 ise gençler burası da ne olacaktır? 12. Bakın sarı bölgenin alanını bulduk. 16 artı 12'den kaç yaptı? 28 yaptı diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 20. sorumuz. Yine yamuğun kuralı gereği arkadaşlar. Yamuk kuralı kullanmak istiyorsak kuralımızı köşegenler bakın. CL'yi birleştirirsem AECD şöyle gösterelim. AECD yamuğunun arkadaşlar köşegenleri birleşmiş. Buradaki alan 12 ise yer bakın şurası 12 ise burada ne olmalıdır? 12. Bunun tamamı 28'di. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 16. Sonra da bana güzel bir bilgi daha veriyor. DCAB paralel. Bunu zaten yamuktan biliyoruz. Ama bir bilgi daha var. DECB'ye paralel. Arkadaşlar bakın şurası bir ne oluşturuyor? Şöyle göstereyim. DBC burada bir paralel kenar var. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine ne? Paralellik verilmiş. O zaman bu arkadaşlar paralel kenarda hatırlamam gereken bir özelliği gösteriyor. Nedir o? Arkadaşlar köşegen çizdiğimiz zaman paralel kenarını alan iki eşit parçaya ayrılır diyoruz. Yani burası 16 ise şuraya kaç kalacakmış? 4. Ben buraya bir A diyeyim. Az önceki kuralı hatırlayalım. Ne demiştik? S1 çarpı S3, S2 çarpı S4'e eşitti. Değil mi? Bakın hatırlamak isteyenlere şöyle çevireyim hızlı bir şekilde. S1 çarpı S3, S2 çarpı S4. Hemen soruma devam ediyorum. 12 çarpı 12 A çarpı 4 diyoruz. Şimdi 4A 144 ise eğer A buradan kaç yapar arkadaşlar? 36. A gördüğüm yere de 36 yazdım. Alan ABCD demiş. Bunun tamamının neyini buluyorum arkadaşlar? Alanını buluyorum. Toplayın. Önünüze gelen ne varsa toplayın arkadaşlar. 36, 12, 12, 16, 4. Değil mi? 36, 12, 48, 60, 76, 4 daha kaç yapar? 80 yapar diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik son kuralımıza arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki alan CEB. Bakın burada oluşan üçgenin diyor alanı yamuğun alanının yarısına eşitmiş. Peki neden ve bu üçgenin özelliği ne? Bu üçgenin arkadaşlar özelliği şudur. Bu üçgenin tabanları arkadaşlar bakın CB yamuğun bir kenarı ve diğer bir köşesi de arkadaşlar tabun bir kenarın yamuğun bir kenarının arkadaşlar ne?
Orta noktası. Peki neden geliyor? Nereden geliyor bu formül? Şuradan geliyor arkadaşlar. Buna paralel çekersek şöyle bir. Buna biz ne diyorduk? Orta taban diyorduk, değil mi? Şöyle. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Orta taban ne olacak arkadaşlar? A artı B bölü kaç çarptı? 2. Şimdi arkadaşlar yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz de ne olsun? Şu olsun. Bakın şurası yükseklik. Bunun tamamı h. O zaman buraya ne kalır? H bölü 2. Buraya ne kalacak? H bölü 2. Şimdi birazcık kağıdayacağız ama yapacak bir şey yok göstermek için. Sileceğim zaten. Bunun tabanı A artı B bölü 2. Yükseklik H bölü 2. Alanı buluyoruz arkadaşlar. Ne olur? A artı B bölü 2 çarpı H bölü 2 bölü 2 artı alttakinin de alanını buluyorum. Şunun arkadaşlar. A artı B bölü 2 A artı B bölü 2 çarpı H bölü 2 bölü 2. Bunları topladığımız zaman gençler ne elde edersiniz? EBC üçgeninin alanını elde edersiniz. Ve bunun alanı da nedir arkadaşlar? Yamuğun alanının yarısına eşittir. Sadece nereden geldiği ile alakalı bir yol göstermek istedim. Bence arkadaşlar bu verilen kuralların nereden geldiğini yavaş yavaş merak etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi 21. sorumuzdan devam edelim. Neydi kuralımız? Bakın gençler orta noktada ne? Bir üçgen oluşuyor değil mi? Şu orta noktada. 8 çarpı 10 bölü 2. Bu üçgenin alanı ne yapar? 40. İşte bu üçgenin alanı arkadaşlar nedir? Yamuğun alanının yarısına eşittir. Yani 40 çarpı 2 buradan ne olacak? 80 yapacak diyoruz. 22. sorumuz. Son sorumuza gençler. DC AB'ye paralel. AD eşittir BC demişiz. AB eşittir 11 birim. DC eşittir 5 birim olmak üzere. ABCD ikizkenar yamuğu biçimindeki bir kağıt. AC üzerinden katlandığında D noktası AB üzerine geliyormuş. Şimdi bakın şeklin orijinali bu ABCD. Aşağıda da katlanmış hali var. Katlandığı zaman tam D noktasına gelmiş. Yani şuradaki D noktası nereye geliyor? Buradaki D üssü noktasına geliyor. Doğru mudur? Şimdi simetrik olarak katladığımız zaman arkadaşlar buradaki açılar birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diyoruz. Yani burası alfa ise burada alfadır. Z kuralı gereği buradaki alfa nereye gider? Yukarı gider. Alfa. Orası alfa ise burası da alfa olur. Şimdi burası 5 birimdi. İkizkenar üçgenden burada 5 birim oldu. Değil mi? 5. Burada 5 oldu. Burada 5. Arkadaşlar bu dörtgenimizin özel bir ismi var. O da nedir arkadaşlar? Eşkenar dörtgen. Tüm kenarlar birbirine bakın ne oldu? Hepsi 5, 5, 5 eşit oldu. AB'nin tamamını bize ne vermişti? Yukarıda 11. Bunun tamamı 11 ise buraya kaç kalacak? 6. Şurası 5 olduğu için burası da nedir arkadaşlar? 5 diyoruz. Yukarıdan bir dik indirelim şöyle. İkizkenarda dik indirdiğimiz zaman ne oluyordu? Taban 2 eşit parçaydır. Burası 5 ise burası ne yapar? 4. Yüksekliği elde ettik. Alt taban kaç? 5, 6 daha 11. Üst taban nedir? Şöyle gösterelim. 5 birim arkadaşlar. Yazdık. Değil mi? Çarpı yüksekliğimiz kaç? 4 bölü ne diyoruz? 2. Düzenlediğimiz zaman 16 çarpı 4 64 bölü 2'den ne yapar? 32 yapar diyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.